Arkadaşlar merhaba. Bu videoda StafforCAD'de donatı sabitlemeyi anlatacağım. Analiz arayüzüne geldik. Burada donatılar kısmına tıklıyoruz. Donatılar kısmında altta bakın daha önce yapmıştım ben bu projede. Şu şekilde bakın döşeme, kiriş, temel, kolon, işte panel, poligon ne varsa hepsini işaretledim arkadaşlar. Burada dedim ki donatıları yedekle. Şu an donatılarımı yedekledi. Geldim yapı bilgi girişine. Diyelim ki bir değişiklik yaptık. Herhangi bir tadilat geçirdi proje. Bir daha analizimizi yaptık. Projemize dedik ki artık tamamdır. Biz bu haliyle yapacağız. Bu değişiklikleri yaptık. Bu değişikliklerden sonra da donatılarımı tekrar aynı donatıları kullanmak istiyorum. Varsa ufak tefek değişiklikler o değişiklikleri yansıtacağız. Bazen programda hata da olabiliyor arkadaşlar. Bazen yetersiz bir yeri yetersiz gösterebiliyor. Şöyle bir proje vardı arkadaşlar. Yaptık. Bakın analizini yaptık. Kontrol ettik. Herhangi bir kesit yetersizliği yok. Bazen bakın donatıyı yedeklerken hata verebilir. Çok hani böyle dikkate değer bir şey değilse, değişiklik değilse çok da önemli değil. 65.569 65.569. Tabii şimdi biz eski donatılarımızı alacağız. 65.569. Bakın bir iki tane temelde çok cüzi bir farktır büyük ihtimalle. Yani bir donatı ve iki donatı değişikliği olacak. Şimdi burada bir daha kontrol edelim arkadaşlar. 69.047. Yani bu son donatıları ekledikten sonra 69.047. 69.047 optimize ediyoruz arkadaşlar temeli. 69.047 metrajımıza bakalım. 69.047. Evet. Bazen hani bu şekilde basit bir hata verebilir. Çok da taşıyıcı etkileyen bir hata değil. Tabii eğer yanlış bir tasarım yapılmamışsa. Bu şekilde arkadaşlar donatı sabitlemeyi yapabiliyorsunuz. Bu donatıları bu şekilde yedek donatıları oku diyorsunuz. Arşivdeki bütün donatıları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu.